Ozancığım, biz seni kesiyoruz yönetmenim. Hangi şehirden çıkarıyoruz? Hatay, İskenderun mu? Evet, İskenderun'da az önce görüntüleri vermiştik efendim. Güler Hanım şu anda çıkarılıyor. Az önce yaralı olarak çıkarılmaya çalışıldığını söylemiştik. Hatay'da bir vatandaşımızın daha İskenderun'da 50 yaşındaki Güler Ağıtmış şu anda canlı yayında çıkarılıyor efendim. Ses varsa açalım yönetmenim sesi. İskenderun'da bir vatandaşımızın daha kurtarılma anlarına şahitlik ediyoruz. Güler Ağıtmış çıkarılıyor şu an, 50 yaşındaki bir vatandaşımız İskenderun'da. 162. saatte, yani 7. günün tamamlanmasına, 7. geceye girmemize saatler kala hayata tutunan bir vatandaşımız daha kurtarılıyor efendim şu an. Hatay'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor görüntüler. Bir vatandaşımız daha 7. günde sağ olarak çıkarılıyor enkazdan. Şu anda ekipler tarafından ambulansa doğru götürüldüğüne dair görüntüler izliyoruz. Hatay'dan canlı olarak geliyor efendim görüntüler ekranlara. Aslında tek başına bu görüntü, bu kurtulan vatandaşımız bile hala enkaz altında canlı olarak direnen, kurtarılmayı bekleyen başka vatandaşlarımız da olduğunun işaretçisi. Dolayısıyla artık arama kurtarma ekiplerinin sayısı da çoğalmışken dileyelim bu gece, yarın, öbür gün başka vatandaşlarımız da direnir ve kurtulurlar efendim. Şu anda İskenderun'dan canlı olarak geliyor ekranlara bir vatandaşımızın daha kurtarıldığı anlar. Bu direnen çocuklar değil mi? Direnen kuvvetli karakterler. Bu insanlar da öyle. O yüzden bunların gelecekte çok başarılı, çok önemli isimler olacağını söyledim. Çok dikkatini çektirelim. Bu insanlar da öyle. Psikolojilerini yönetebilmişler, direnebilmişler, açlığa, susuzluğa karşı vücutlarını kontrol etmişler. Bu insanların da çok özel insanlar olduğunu söylüyor. Gerçekten bir hafta boyunca yaşama tutunmaya çalışan vatandaşlarımızdan biri de. Bitiyor ama normalde tıbben 72 saatte bitiyor diyor konuğumuz Yoshinori Moriwaki. Evet, çünkü insan çok güçlü diye görüyor. Çünkü iki kat yani artık yani bu kadar ben beklemiyorum.